Merhaba, bugün size torque pneumatik aktüatörlerden bahsedeceğiz. Torque pneumatik aktüatörler, rock and pinion tip pneumatik aktüatörlerdir. Yani piston ve wheel mekanizmasıyla çalışan pneumatik aktüatörlerdir. Temel olarak ikiye ayrılır. Çift etkili ve tek etkili pneumatik aktüatörler. Çift etkili pneumatik aktüatörler, aktüatörün önünde bulunan iki porta hava verilmesiyle açma ve kapama hareketini yapar. Tek etkili pneumatik aktüatörlerde ise bir porta hava verirsiniz. Buna açma veya kapama hareketini yaparsınız. Diğer portta hava vermezsiniz. Kapak ile piston arasında bulunan yaylar vasıtasıyla ikinci hareketi sağlamış olursunuz. Bu şekilde hava tüketiminden tasarruf etmiş olursunuz. Pneumatik aktüatörler hangi iç parçalardan oluşur diye bakarsak temel hareketi sağlayan bir milimiz bulunmaktadır. Milim üzerine geçen bir stoperimiz bulunmaktadır. Milim etrafındaki dişliyle hareketi sağlayan pistonlarımız yer almaktadır. Bu şekilde montaj yapılır. Bunlar gövdenin içerisine yerleştirilir. Ardından da kapaklar şu şekilde monte edilir. Çift taraflı. Pneumatik aktüatörlerle ilgili en önemli konu sızdırmazlık elemanlarıdır. Çünkü hava ile çalışan bir sistem olduğundan dolayı sızdırmazlık elemanlarında küçük bir aşınma pneumatik aktüatörlerinizin hava sızdırmasına sebebiyet verecektir. Bir diğer önemli malzeme ise yataklama malzemeleridir. Görmüş olduğu yataklama malzemeleri ile pistonun gövde içerisindeki sürtünme miktarı olabildiğince en aşağı indirilmiştir. Ve bu şekilde iç gövdenin çizilmesinin engellenmiştir. Yataklama malzemesinin aşınması durumunda düzenli bakım yapılmadığı durumlarda iç gövde çizilecek ve hava kaçağına sebebiyet verecektir. Aynı şekilde O-ringlerde bir bozulma veya parçalanma olması durumunda da iç hava kaçaklarına sebebiyet verecektir. Bu da aktüatörünüzün verimli bir şekilde çalışmasının önüne geçecektir. Pneumatik aktüatörlere dikkat edilmesi gereken en önemli husus, pneumatik aktüatörü beslediğiniz havanın iyi şartlandırılmış olması, temiz bir hava olmasıdır. Zira eğer aktüatörün içerisinde havayla beraber toz, pislik, partikül gibi parçacıklar girer ise bu pneumatik aktüatörün sızdırmazlık elemanlarının çizilmesine sebebiyet verecektir, aşınmasına sebebiyet verecektir ve pneumatik aktüatörün ömründen çok daha kısa bir süre içerisinde performansını kaybetmesine sebebiyet verecektir. Bizim pneumatik aktüatörlerimiz ideal hava şartları sağlandığı zaman 2 milyona kadar açma ve kapama ömrüne sahip pneumatik aktüatörlerdir. En küçük ölçümüz 32 pneumatik aktüatördür. Yani ne demek? Şurada görmüş olduğunuz iç ölçüsü 32 milim gelen pneumatik aktüatördür. En büyük pneumatik aktüatörümüz ise 350 pneumatik aktüatördür. Biz pneumatik aktüatörlerle maksimum 560 bin Nm tok değerine kadar çıkabilmekteyiz. Ürünlerin tamamı kendi fabrikamızda %100 yerli olarak imal edilmektedir. Her zaman istediğinizde yedek parçalarını bulmanız mümkündür. Bizim önerimiz çeşitli periyotlarla bu sizin prosesinizin yoğunluğuna bağlı olarak iç parçaların değiştirilmesi yönündedir. Bu iç parçalar hangi parçalardır? Özellikle sızdırmazlık elemanları ve yataklama elemanlarıdır. Aktüatörün sızdırmazlık ve yataklama elemanlarına iyi bir bakım yaptığınız durumunda ve temiz bir havayı aktüatörünüzü beslediğiniz durumunda uzun yıllar boyunca pneumatik aktüatörlerinizi kullanabilirsiniz. Zira biz bugün tesis ziyaretlerimizde 20 yıllık, 25 yıllık pneumatik aktüatörlerimizi hala çalışır vaziyette görmekteyiz. Bir diğer önemli konu ise pneumatik aktüatörlerin altına bağladığınız vanaların eksen üzerinde olmasıdır. Bu ne demek? Eğer siz vananızı şu görmüş olduğunuz mile eksenden kaçık olarak monte ederseniz bu pneumatik aktüatörün içinde bulunan pistonların gövdeye sürtmesine sebebiyet verecektir ve pneumatik aktüatör kısa bir zaman içerisinde aşınacaktır ve hava kaçırmasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle pneumatik aktüatörünüzü vana takarken ekseni iyi bir şekilde ortalamaya çok önem vermelisiniz. Teşekkür ederim. İlk videomuz bu kadar.